aşağı sınıfı bugün sizlerle birlikte çevre ve alan testini çözeceğiz. Sayfa 203'te çevre testiyle başlıyoruz. Birinci soruya baktığımda kare şeklindeki bir çerçevenin kenarlarına ip şeklindeki kordonlu süsleme yapılıyor. Çerçevenin kenarlarına yapıştırılacak olan kordonun uzunluğu için hangi bilgi doğru olmaz? A şıkkında kordon uzunluğu çerçevenin bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpılmasıyla bulunan uzunluktur diyor. Şimdi kare şeklinde bir çerçeve var. Ve bu çerçevenin etrafına bir ip geçiriliyor. Şu şekilde siz görün diye uzaktan çekiyorum. Karenin tüm kenarları eşittir. Yani bir kenarının 4 ile çarpılmasıyla ben çevreyi bulabiliyordum. O yüzden A şıkkı doğrudur. B şıkkına geldiğimde kordonun uzunluğu çerçevenin 4 kenarının uzunluğunun toplamıdır. Evet. Tek tek bütün kenarlarını toplarım, kordon uzunluğunu bulurum. Kordon uzunluğu çerçevenin 2 kenar uzunluğunun toplamıdır diyor. Hayır. Çevreyi bulmak için 4 kenarını toplarım. Ya da bir kenarını 4 ile çarparım. O da karenin bütün kenarları eşit diye. İkinci soruya baktığımda yukarıdaki şeklin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Burası 3 santimetre ise burası da 3 santimetre. Burası 7 santimetre ise burası da 7 santimetre. Çevreyi bulmak için 7 kere 2... 14. Önce uzun kenarlarını çarptım. 3 kere 2, 6. 6 altı toplarım. Çevreyi bulurum. 14 altı toplarsam 20 santimetre olarak buluyorum. Üçüncü soruya baktığımda noktalı kağıt üzerindeki iki noktanın arası 1 santimetredir. Buna göre yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir? Yani şu İki tane kenarın arası 1 santimetre. Tek tek noktaların kenarlarını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 santimetre sonucuna ulaşıyorum. Dördüncü soruya baktığımda yukarıdaki şekilden 4 tanesi yan yana gelecek şekilde yeni bir düzlemsel şekil oluşturulduğunda oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Yan yana 4 tane daha şekil ekleniyor. Çizdim. Bütün kenarım 4 santimetreymiş. Şeklin çevresini sorduğu için sadece dış kısımlarına bakacağım. Kaç tane dört var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dört var. 10 kere 4'ten 40 santimetre sonucuna ulaşıyorum. Yukarıda verilen düzlemsel şeklin çevresi kaç birimdir diyor. Yine birim dediği için aralıkları tek tek sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 birim olarak buluyorum. Yukarıdaki düzlemsel şeklin çevresi kaç santimetredir? Bir üçgen var, kenar uzunluklarını vermiş. 11 santimetre şu kenarın uzunluğu, 9 santimetre yine burası, 8 santimetre de yan kısmının uzunluğu. 11, 9 daha 20, 8 daha 28 santimetre sonucunu buluyorum. Yukarıdaki büyük şekil içindeki küçük karelerden oluşmuştur. Buna göre büyük şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi küçük kareler dediği için tek tek kenarlarının olduğu yerlere 3 diye yazıyorum. Sonra çevreyi sorduğu için sadece dış kısmına bakacağım.
yapacağım. Dış kısımlarını toplayacağım. Kalemin rengini değiştiriyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane 3 var. Çarparsam eğer 3 kere 8, 24, 50 var. 2, 3 kere 1, 3, 2 daha 54 santimetredir diyorum. Cevabım B. 9. soruya baktığımda üçgen şeklindeki süsleme bayrağının bütün kenarları eşit ve bir kenar uzunluğu 200 santimetredir. Bu bayrağın çevresine kurdele ile süs yapılmak istiyor. Kaç metre kurdele gerekir diyor. Şimdi 200 santimetre diyorsa eğer bir kenarı 3 kenarının toplamı da eşit dediğim 200 ile 3'ü çarpıyorum. 0, 3 kere 2, 600 santimetre. 600 santimetre kaç metreye eşit? 6 metreye eşittir. 2 tane 0 yukarı çıkarken siliyorum. Cevabım A. 10. soruya baktığımda yukarıdaki şekil birbirine eşit 4 şeklin birleşimidir. Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Şu 2 tane bölge 40 santimetreymiş. 40'ı 2'ye böleceğim. 2 kere 2, 4 çıkardım. 0'ın içinde 2 yok. 20 santimetre şuranın her bir kenarının uzunluğu. 10 santimetre de bu 2 tane bölge uzunluğuymuş. Onu 2'ye böleceğim. 5 kere 2, 10 çıkardım. 5 santimetre de buradan geliyor. Boyalı bölgenin çevresini soruyor. Şurası 20 santimetre karşılıklı kenardan. Şurası 5 santimetre. Toplarsam eğer 20, 20, 5 ve 5. Bana 5, 5 daha 10, 2, 2 daha 4, 50 santimetreyi veriyor. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki alanın etrafında 4 tur koşan bir sporcu kaç metre koşmuştur? Sporcu buradan başlıyor. 4 tur koşarak tamamlıyor koşusunu. Uzun kenarlar 96 metre, kısa kenar 28 metre. O zaman 96 ile 2'yi çarpıyorum. Uzun kenarların toplamını buluyorum. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 9, 18, 1 daha 19. 196 metre, 192 metre uzun kenarlar. Yine 28 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 2, 4, 1 daha 5, 56 metrede kısa kenarların uzunluğu topluyorum. 192 ve 56'yı dikdörtgen şeklin çevresini bulacağım. 6, 2 daha 8, 9, 5 daha 14 elde var. 1, 1, 1 daha 248 metre şu şeklin çevresi. Yani bu atlet koşarken bir turda 248 metre koşuyormuş. 4 tur koşarsa eğer diyor. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 4, 16, 3 daha 19 elde var. 1, 4 kere 2, 8, 1 daha 992 metreyi buluyorum. 8. soruya baktığımda yukarıda verilen düzlemsel şekillerin çevrelerinin uzunlukları kaç santimetredir diyor. Dikdörtgen olduğu için 4 santimetre karşılıklı kenarlar eşit. Burası da 4 santimetre. Yine karşılıklı kenarlar eşit. 8 santimetre de burada. Şimdi 8 santimetre ile toplarım. Önce çevrelerinin uzunluğunu bulurum. 8 kere 2, 16 santimetre uzun kenarların toplamı. 4 kere 2, 8 santimetre kısa kenarların toplamı.
16 ile 8'i toplarsam 24 santimetre. Bu dikdörtgen şeklin çevresi. Yine karenin çevresini bulmak için 5 kere 4, 20 santimetre de karenin çevresi. Aradaki farkı soruyor. 24'ten 20'yi çıkartırsa 4 santimetreyi buluyorum. Bir masanın yüzeyini renkli el işi kağıtları ile kaplamak istiyoruz. Kaç tane el işi kağıdı kullanırız diyor. Evet. Şimdi alan testimize geçiyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Şeklin alanı yukarıda boyalı olarak belirtilen birim ile kaç birimdir diyor. Şuraya baktım. Bir birim burası. Yine burası da bir birim. Her bir dörtlü yeri bir birim olarak yapıyorum. Bir dört kareye bir diye yazıyorum. Her bir bölümde dört birim var. Dört tane dörtten 16 birim olarak şeklin alanını buluyorum. Yukarıdaki şekillerden hangi renkteki alan diğerlerinden farklıdır diyor. Yine tek tek bunların her birini bir birim olarak alacağım. Bir, toplam 8 tane birim burada var. 8 kere birden 8 birim şu turuncusu. Yeşile baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 kere birden 8 yeşil birim. 8 birimde yeşili geldi. Mora baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kere birden 7 birimde burası geldi. Cevabım C şıkkı farklı olduğu için. Üçüncü soruya baktığımda yukarıda kareli kağıt üzerinde verilen harflerin alanları arasındaki fark kaç birim karedir? Aralarındaki farkı soruyor. Tek tek birimleri toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim E harfi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birimde T harfi. 10'dan 9'u çıkartırsak 1 birimi buluyorum. Dördüncü soruya baktığımda yukarıda boyalı bölgenin karesel bir bölge olması için kaç tane birim kare daha boyanmalıdır diyor. Şimdi buraya baktım. Kenarlarına sadece bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya baktım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman eşit olması için bu kenarın da 6 birim olması lazım. Şuraya bir tane daha 6'yı çizdim. Sonra şekli tamamlıyorum. Boyasız olan alanları bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim daha boyanmalıdır diyor. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor 5. soruda. Evet, buraya baktığımda tek tek şekli önce şu kısımlarını bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 birim şekilli karenin tam olan kısımları. Bir de yarım olan kısımları bulacak. 2 yarım 1 bütün ederden 1 olarak sayacağım. Şu buradaki yarım kısımda buradaki yarım kısım bir tane kare oluşturur. O yüzden burayı 1 olarak alıyorum. 1 burada var. Sonra yine 1 burada var. 1 birim de buradan geldi.
18 birim olarak buluyorum. Cevabı B. 6. soruya baktığımda yukarıdaki üçgenin alanı verilen birim kaç birim olur diyor. Şöyle üçgenin içerisine çiziyorum ben. Bu bir birimmiş. Kaç tane bir birim yaptım? Burada 5 tane var. 5, 3 daha 8, 1 daha 9 birim olarak buluyorum. 7. soruya baktığımda yukarıdaki karesel bölge kaç birim kare daha boyanmalı ki en küçük alanda dikdörtgensel bölge elde edilsin diyor. En küçük alanda diyor. Dikdörtgensel bölge elde edilmesi için iki tane kısa kenarının iki tane de uzun kenarının olması lazım. Şöyle baktım. Burası 3 birim. O zaman uzun kenarı 4 birim yapabilirim. En az. En azı sorduğu için şöyle çizdim. Şimdi dikdörtgensel bölge elde edildi. Şu 3 tane daha kısım boyanırsa eğer dikdörtgensel bölgeyi oluşturuyorum. Sekizinci soruya baktığımda şeklin alanı kaç birim karedir diyor. Tek tek karelerin arasını oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim kare olarak buluyorum. Şu soruya baktığımda yukarıdaki kaplamada her birim kareyi boyamak için alınan boyaların her birine 5 TL ödenmiştir diyor. Buna göre kaplamanın tamamı kaç liraya boyanır diyor. Tek tek 5 lira olarak yazıyorum. Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kaplama var. 5 ile çarparsam 55 TL'ye boyanır diyorum. Bir sonraki soruya geçtiğimde yukarıdaki geometrik görüntüyü oluşturan yeşil renkteki bölgelerin toplam alanı kaç birimdir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani her biri 6 birim. 6 kere 3'ten 18 birimdir diyorum. Evet, bugün sizlerle birlikte çözdüğümüz çevre ve alan testimiz bitmiştir. İnce Matematik Sevinci kitaplarımızdan sizlerin de çevre ve alan konulu testleri yapmanızı rica ediyorum.